olması gerekiyor. Temizliyoruz. Ardından kremlerimiz lazım ama şu an elinizde krem olmadığı için direkten makyajı geçebiliriz. Günlük kullanılacağı bir şey olacak. Kompütürle çalışıyor. Onu sonra yapalım. Beyaz tonlar, açık tonlar geçiş yapacağız gibi. Neden astarı çekmek zorundayız şu an? Şöyle bir geçişte bulunuyorum ben. Bir dakika kullanabileceği bir saç istiyor. Çünkü saçları dalgalı ya, açık bırakmak dalgalı istiyor. Dalgalı ve ince telli bir müsait. Saç yapısı da aynı şekilde. Aralardan üç damla müsait. Saçın temiz olması başka gerekiyor. Zemin de çok önemli. Evet. Eğer dalgalı bir saç istiyorsa ve örgülü istiyorsa ilk önce maşa yapacak. Kabartıp, kırıp kabartıp ya da toslayıp gene de yapıyorum. Hı-hı. O işlemi de yapayım çünkü... Yapıyorum zaten. Evet, onu beğenmesi de önemli. Orantılı ona da soruyorum. Yüz yapısına, evet, değil mi? Kaşların yapısına. İçin önemli. Evet. Ne yapıyoruz? Ağda istiyorsa ağdayla öncelikle temizliyoruz. İp istiyorsa iple. Evet. Soruyoruz sıkıntı var mı diye. Kontrolünümüzü yapıp öyle çıkmamız lazım kökten. Kökten çekiyoruz. Kırmamamız gerekiyor. Törpüleme yapıyoruz. Aynen. Ondan sonra... Törpüleyelim hayatım. Bir görelim. Törpüleme işlemimiz bittikten sonra etlerimizi ittiriyoruz leniye doğru. Hı hı. Sonra çeledik, etlerimizi leniye doğru itiyoruz. Sonra vazelinleyip yumuşatıyoruz. Şimdi burada tezlerden yumuşattım. Evet. Bu yolda çok yol kat ettim gerçekten. Orada birçok şey öğrendim. Yavaş yavaş başladım. Eksiklerimi gördüm yapa yapa. O şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Güzel yerlere geldiğimi düşünüyorum. Resim öğretmenliğini çok istiyordum. Sonra kuaförlüğü daha çok merakım oldu. O yüzden kuaförlük şeyinde devam ettim. Diplomamı almak istiyorum. Diplomamı aldıktan sonra kendime bir iş yeri açmak istiyorum. Kendi işimin patronu olmak istiyorum. Benim ablam daha önce 4 yıllık bir eğitim aldı bu okulda. Ben cilt bakımı olarak başlamıştım. Normalde lazer epilasyonda çalışıyorum. Daha sonra ablamın yanına geçince onun kendi iş yeri var. Şu an kendi iş yerimiz var. İkimiz işletiyoruz. Onun yanına geçtim, beraber işletelim diye bu şekilde kuaförlüğe adım attım. Aslında ablamın diploması vardı ama ben kendi diplomamda olsun istedim. İleride belki kendime ait bir iş yeri açabilirim diye. Güzel geçiyor, verimli geçiyor. Keşke daha önce ablamla beraber gelseydim. Geç kaldığımı düşünüyorum. Çok seviyorum, verimli oluyor. Hem teorik açıdan hem de uygulama açısından. Yalnız bir eksiğimiz var, malzeme eksikliği. Hani bunları tamamlayabilirsek daha güzel eğitimler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü malzeme olmayınca alacağımız eğitim de kısıtlı oluyor. Yetkililere sesleniyorum. Kendi malzemelerimizi kendimiz getiriyoruz ama profesyonel olmuyor tabii ki de. Olduğu kadarıyla oluyor. Yani malzeme takviyesi olursa güzel olur. Şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak da. İlk olarak da makyajımızı çıkarıyoruz. Cidden makyajı arındırdıktan sonra da... Çok bastırmadan zaten çiftte biraz akneler var. Makyajını falan temizledik, cildini iyice temizledik. Sonra cilt yağıyla cildi nereden anladın? Yağlı bir cilde sahip olduğunu. Hocam yağlı ciltlerde evet. Yağlı şu an. Yağlı bir cilde sahip. Evet. Tatlı düşük ayarda yavaşça cildi yormadan. Açmam gerekiyor. Gözlere buhar verirken. Çünkü bu yani gözler ince. Evet, zarar görmesin diye. Gözlerim. Tam 5-20 santim yükseklikte verilmesi lazım. Kadınlar güçlü olmalı, ayaklarının üstüne durmalı, eşlerine destek olmalı. Yapabiliyorum dedim ve bir gün karar verdim, yapmak istedim. Ekonomik açıdan güçlü olmam gerektiğini düşünüyordum. Başarırım dedim ve yaptım, bilmiyorum. Yani her kadının ayaklarının üstünde durmasını bilmesi gerekiyor. Yani bilmiyorum, ben ekonomik açıdan da sıkıntı hiçbir zaman yaşansın. Kadınlarımız bu konuda çok mağdur oluyor. Bir erkeğin eline baktığınız zaman, erkek yeterli olmadığı zaman şiddet, problem, sıkıntılar çıkıyor. Çok büyük sıkıntılar oluşuyor. Kadın destek olduğu zaman sıkıntılar bir nebze de olsa rahatlıyor. Yani kadınlar ayaklarının üstünde durmalı ve güçlü olmalı. Her kadın yapabilir. Ben bazen zaman zaman çocuğumla okula geliyorum.
bu zorluğu, sıkıntıyı çekiyorum. Evet, her şey kolay değil. Öyle uzaktan görüldüğü gibi kolay değil. Cefasını çekerseniz, sefasını sürersiniz. Kendi iş yerimi de ileride açmayı düşünüyorum. 3 yıldır Diyarbakır Yenişehir Meslek Eğitim Merkezi'nde görev yapmaktayım. 16 yaş itibariyle 60 yaşa kadar öğrencimiz var şu anda. Eğitim görüyorlar burada. Dışarıda çalışıp da belgesi olmayan öğrencilerimiz de burada belge almak için geliyorlar. Üniversite mezunu, işsiz olup da bu mesleğe yönelen öğrencilerimiz yine aynı şekilde. Ev hanımları ekonomik özgürlüklerini elde etmek amacıyla okulda aldıkları diplomayla birlikte hem yaptıkları işleri daha kaliteli yapıyorlar, daha kaliteli bir işlem sunuyorlar. Sonrasında da belgeyle birlikte iş yeri açma hakkına sahip oldukları için kendi işlerinin patronu oluyor. Bu durum da onları daha çok motive ediyor. Ev ekonomisine de destekleri olmuş oluyor. Evde oturmaktansa diyorlar, hocam işte gelelim bizler burada bir şeyler öğrenelim. Burada bizler öğrencilere saç bakımı, cilt bakımı, epilasyon, depilasyon, tırnak bakımı, makyaj gibi dersler veriyoruz. Öğrencilere teorik olarak dersleri gösterdikten sonra bizler atölyelerimize geliyoruz. Atölyemizde işlediğimiz konuları burada pekiştirmek amacıyla uygulama safhasına geçiyoruz, uygulama yapıyoruz. Meslek sahibi olmak isteyen özellikle ev hanımları, ekonomik özgürlüğünüzü elde etmek istiyorsanız okullarımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Yağlı cinsler için ve gözenekleri sıkılaştırmak için kil maskesi sürerken göz çevremize dikkat ediyoruz. Cilt analizimizden sonra firma atölye cildimizi temizledik. Daha sonra için bir yağlı cilt için uygulamayız.